Herkese merhaba arkadaşlar, Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Pokemon TCG online oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pardon, boğazım biraz gıcıklandı. En son ne yapmıştık? En son bildiğiniz gibi Blaziken EX'nin destesini tanıtmıştık. Tahmin edebileceğiniz gibi bu hafta Swampert EX'in ve ondan sonra da Sceptile EX'in gelecek. Hemen isterseniz hızlıca şeye bakalım. Deck Manager'dan Swampert EX'ini bir inceleyelim. Daha sonra dediğim gibi gelecek desteler var. Lucario Medicham destesi kurdum. Typhlosion destem var. Daha bir sürü desteler kurmaya çalışıyorum bir yandan. Breakpoint ile birlikte gelen team deckleri aldım. Onlarla ilgili videolar çekeceğim. Farklı farklı desteler kuruyorum arkadaşlar. Araştırıyorum bir yandan, bakınıyorum. Şimdi isterseniz hemen Swampert destesini bir inceleyelim. Swampert destemizde ne varmış bir bakalım arkadaşlar. Alomomola var. 1 adet değil, 2 adet Alomomola'mız var. Super Deep Dive tarzında bir saldırısı var. 4 enerjiye surf kullanıyor. Açıkçası Super Deep Dive, konuşamadım, çok tekerleme gibi olmuş. 30 heal yapıyor. Aynı zamanda bu Pokemon'la bench'teki bir Pokemon'u değiştirebiliyorsun. Başlangıçta aslında başlanabilir. 100 canlı var. 100 canı var. Ardından değişiklikler yapılabilir. Güzel bir Pokemon, fena değil. Bergmite var. Avalugg'un gelişmesi için kullanılmış. Bergmite'i çok incelemedim. Avalugg diye okunuyordur diye tahmin ediyorum. Adını yanlış okuyorsam özür dilerim arkadaşlar. Düzeltirseniz sevinirim. 130 canlı bir Pokemon. 3 enerjiye Frost Barrier kullanıyor. 40 damage vuruyor. Rakip bir sonraki tur içerisinde bu Pokemon'a yaptığı saldırılar 20 azalıyormuş. Açıkçası 3 enerjiye 40 pek işe yarar bir Pokemon değil gibi gözüküyor. 4 enerjiye de Shatter diye bir saldırı kullanıyor. Aynı zamanda da yerdeki stadyum kartını atabiliyorsunuz. Çok işlevsel bir kart gözükmüyor. Lombre var. Ludicolo için lazım. Ludicolo'nun da Astonish diye bir saldırısı varmış. Bu arada bir yandan da Lotet var. Hepsi Lombre için, pardon Ludicolo için çalışıyorlar. Ludicolo'nun 130 canı var arkadaşlar. Bir Ancient Trade kartı. Bu arada Alpha Recovery diye bir Recovery nasıl okunuyorsa yanlış okuyorsam özür dilerim. Diye bir özelliği var. Ancient'tan dolayı heallendiği zaman 2 katı kadar can alıyor. Astonish diye bir saldırısı var. 30 damage vuruyor. Tek enerjiye colorless. Rastgele bir kartı rakibin elinden seçiyoruz. Bu kartı gösteriyor ve destesine karıştırıyormuş Astonish saldırısı. Splash Dance'de 60 damage vuran bir Pokemon. Bir sonraki turda Splash Dance ekstra 60 damage vuruyor. 120'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Güzel bir saldırıymış aslında. 3 enerjiye kullanılabiliyor. Destemizin ana Pokemon'u Swampert EX. Swampert EX'de arkadaşlar Mud Float diye bir saldırı kullanıyor. 3 enerjiye. Bu arada 180 canlı. Çok güzel bir tasarımlı kart olmuş arkadaşlar. 4 tane karta bakıyorsun destenin üstündeki, eğer bunlar su enerjisi ise ekstra 40 damage vuruyor. 160'a kadar vurabilirsiniz. Gerçekten güzel bir saldırıymış. 3 enerjiye Hydro Tackle var, aynı zamanda 4 enerjiye 120 vuruyor ama kendine de 20 damage vuruyor. O biraz kötüymüş. Wingull var Pelipper için. Pelipper'a bakalım. Pelipper ise Swallow saldırısı kullanıyor. 30 damage vuruyor. Ne diyor? Rakibe vurduğu damage kadar, hasar kadar 30 can basıyor kendine. Bir de Water Pulse var. 4 enerjiye karşı taraftaki Pokemon uyuyor. 70 vuruyor. Fazla enerji istiyormuş. Dive Balls Pokemon'u çekmemizi sağlıyor desteden. Ardından bunu elimize koyuyoruz. İstersen buradan bench'e atabilirsin. Yveltal'da da Pokemon'u evrimleştirmemize yarıyor arkadaşlar. Sanırsam ilk turda kullanamıyorduk galiba. Öyle bir şey var, evet. İlk turda kullanamıyoruz. Freshwater can basıyor. 20 can basıyor Pokemon'a. Palpette 2 tane supporter kartını Discard Pile'dan desteğe geri koymamızı sağlıyor. Pokeball tahmin edebileceğiniz gibi. Yazı tur atıyorsunuz. Tura gelirse Pokemon alıyorsun. Çekiyorsun. Professor's Letter'dan çok bahsediyoruz. Kart çekmemizi sağlıyor. Enerji kart çekmemizi sağlıyor. Switch'te bench'teki Pokemon'la aktif Pokemon'u değiştirmemizi sağlıyor. Archie's Ace in the Hole. Bu güzel bir supporter kartı arkadaşlar. Diğer destelerde de kullanılabiliyor. Çok miktarda kullanıyorlar hatta. Greninja destelerinde falan. Nasıl işliyor? Şöyle işliyor arkadaşlar. Sadece bu elinizdeki son kart iken bunu kullanabiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Discard Pile'daki bir tane su Pokemon'unuzu, mezarlıktaki bir tane su Pokemon'unu bench'e atıyorsunuz ve 5 kart çekebiliyorsunuz. Bunu kullanarak Stage 2 Pokemon'ları hiç evrimleştirmeden çekiyorlar arkadaşlar destelerde. Gerçekten kullanışlı bir kart. AZ kartı da bench'teki veya ne bileyim aktif Pokemon'u üzerindeki tüm ateşlenmiş itemları Discard Pile'a atıp, enerjiler de dahil, elinize Pokemon'u geri almanızı sağlıyor. Özellikle Shaymin'de ve Crobat destelerinde bol miktarda kullanılıyor. Pardon, yanlışlıkla Yveltal'ya tıkladım. Pokemon Fan Club'da desteden 2 tane basic Pokemon'u bench'e koymanızı yarıyor. Ya da elinize almanızı yarıyor daha doğrusu. Professor Bird's Observation'dan bol miktarda bahsediyoruz. Yazı tur atıyorsun. Tura gelirse 4 kart. Yazı gelirse 7 kart çekiyorsun. Tabi elindekilerin hepsini desteye yeri yolluyorsun. Team Flaregerant kartı da arkadaşlar bir tane enerjiyi rakibin aktif Pokemon'dan uzaklaştırmanızı sağlıyor. Tierno'yu da severim. Kendisi 3 tane kart çekmemizi sağlayan bir supporter kartı. Rough Sea Stadium kartı bir trainer kartı arkadaşlar. Su elektrik Pokemon'larına 30 can basmamızı sağlıyor. Elinizdeki tüm Pokemon'lara bu arada, hani bench'teki, aktifteki, yani yerdeki, oyundaki tüm su ve elektrik Pokemon'larına can basabiliyorsunuz bu sayede. Healing Scarf'ı da Pokemon'a ateşlediğiniz zaman, enerji eklediğinizde 20 can basıyor Pokemon'a. 2 tane Double Colorless enerjimiz var ve ardından 14 tane su enerjimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi Blaziken destesi de bu destede böyle süper kurulmuş desteler değil. Kesitten dolayı özür dilerim arkadaşlar. Aşağı attı oyun. Ne diyordum? Tinlerin ve diğer, yani tinlerin açılışlarını yaptık. Blaziken destesinden de bahsettim. Bu desteler açıkçası oyuna başlayacak arkadaşlar için güzel bir başlangıç paketleri olabilir. Hem bu desteği standart deste olarak kullanabilirsiniz. Bunlar team deckler değil. Standart desteler standart maçlarda kullanıyorsunuz. Hem bu desteği standart deste olarak kullanabilirsiniz. Hem de içerisindeki kartları diğer desteleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. O yüzden gerçekten güzel kartlar var. Elinize güzel bir ham kart koleksiyonu oluşturmanızı sağlayacak kartlar geliyor arkadaşlar. Hemen isterseniz şöyle yapalım. Önce bir test deck diyelim. Bir trainer maçı yapalım. Ardından test deck'in ardından bir iki tane de normal versus modda maç yapalım arkadaşlar. Test deck'te olayı bir anlatalım. Dediğim gibi kısaca bahsettiğim desteden kartlardan kullanışlı kartlar var içerisinde. Güzel supporter kartları ve iyi Pokemon kartları var. Onları başka desteler yapmak için kullanabilirsiniz. Bir destek kutusu falan da çok hoş, açık söylemek gerekirse. Şu an için basic Pokemon sadece Wingull'ımız var. Wingull'la başlıyorum. Ardından bu Wingull'ı atıyorum. Ludicolo geldi. Karşı tarafta 5 tane çimen enerjisi çekmiş eleman yok artık. 6 taneydi pardon. Basic Pokemon'u olmadığı için başladık. Allah'tan bizim weakness'larımız da çimen değil ama bazılarının çimen. Karşıma gerçekten kötü bir deste geldi. Açık söylemek gerekirse, yani beni gerçekten sıkıştırabilecek bir deste geldi. Bergmite'ı atalım. Şuraya Avalugg yapacağız. Bir sonraki turda Yvasoda var. İlk turda Yvasoda'yı kullanamıyoruz. Şöyle yapalım. Su enerjilerimizi alalım. Bu arada o desteden gelen enerjiler holoymuş. Vay arkadaş. Güzel enerji kartları var. Şöyle bir Wingull'a bir enerji verelim ve turu geçelim. Hadi bakalım, rastgele trainer'la ilk maçı yapıyoruz. Swampert destesi de fena değil dediğim gibi arkadaşlar ama süper beklentilere girmeyin. Yani bu tini açtıysanız bu desteleri yani online oyunda çok rahat kullanabilirsiniz. Diğer desteleri oluşturmak için de tekrar söylüyorum. Güzel size bir katalog oluşturacaktır. Kart koleksiyonumuzu artıracaktır oyun içerisindeki. Ne yapıyor? Hiçbir şey yaramadı mı? Yaradı mı? Ne yapmış? Tura gelirse ekstradan şey yapıyormuşsunuz. Lotet geldi. Aslında Ludicolo'ya geçsem ama çok şey yapacak. O kötü işte. Şöyle Yvasoda yapalım. Pelipper 30 vuruyor. Elektrik, çünkü Ludicolo'ya geçsem çimen adamlar bana 2-2 girecekler. Çok sakata gireceğim bu durumda da. O biraz sıkıntı, açık söylemek gerekirse. Hiçbir şey yapmama gerek yok aslında. Heal'ımı rahat, biraz heal'leme konusunda sağlam bir deste olmuş. Yani bayağı heal yapabiliyorsunuz. Bu arada Swampert'ımız da geldi. Güzel oldu. Palpette var. Ama şu an için Discord payımda şey yok. 30 vuracağım. Kendime de can basacağım. Güzel. Güzel gidiyoruz. Şimdi Swampert'a biraz enerji verelim. 3 tane enerji verelim. Öyle çalışalım. O da 10 vuracak. Biz böyle bayağı onu hilleye gideriz. Biraz Swampert'a çalışacağız. Hatta 4'e bile geçebiliyoruz Swampert için. Arkadan Swampert'a çalışırken bir yandan da Swallow'la saldırıyoruz burada. Swallow saldırısı da Pelipper'ı kullanarak. Hem can basıyor kendine. 30-30 vuruyor. Az vuruyor ama sağlam gidiyoruz. O yandan bir sıkıntı yok. Dive Ball geldi. Dive Ball'la bir tane Pokemon su Pokemon'u alabiliyoruz kendimize. Bu ilk atak yapacak tekrar. Her seferinde yazı gelişi iyi. Gerçi tura da gelse, yazı da gelse çok bir sıkıntıya girmiyoruz, açık söyleyeyim. Dive Ball. Alomomola ve Swampert var. Alomomola alalım, kenarda dursun. Duruma göre değiştirebiliriz. Arceus Ace in the Hole'u zaten kullanamıyorum şu an. Elimde çok fazla kart var. Tek Arceus kalması lazım. Onu kullanabilmem için. 30-30 devam ediyorum. Bir yandan da Swampert'a dediğim gibi enerjileri ateşliyorum. O da heal yaptı. Bir tur beni geri atacak. Ama bana çok fazla vuramıyor. Çünkü Pelipper'da Swallow saldırısıyla vurdukça can çekiyor. Bir Pokemon geliştirmediği sürece beni çok zora sokmayacaktır. Şuradan tekrar Swallow yapalım. Böyle gidecek bir maç arkadaşlar. Zorlanmayacağız dediğim gibi. Bakalım sonralara Pokemon'larda bir değişiklik olmazsa rakipte. Ama bir Swampert'ı oluşturduk orada. Artık Swampert sağlam 4 enerjili. Bir tane daha şimdi şeye vereceğim. Pelipper'a 70-70 gideceğim. 4 diyebilirsem enerjiyi. Hatta şöyle bir şey bile yapabiliriz. Healing Scarf'ı da ateşleyip şöyle verip buradan yolumuza bakabiliriz. Palpette'de de bu arada Discord'dan şunları bir alalım. Desteğe geri gitsinler. Onları belki çekeriz sonra. Tekrar devam ediyorum. Bir tane daha son enerjisine ihtiyacım var. Ardından 70 verip Water Pulse'la vuracağım arkadaş karşı tarafa. Healing Scarf'ımı attı. Megafon kullandı. Sıra bana geldi. Bir tane daha enerjiye ihtiyacım var. Süper zamanda harika bir enerji geldi ve Water Pulse yapıyoruz burada. 100 yaptık. Bir Pokemon'u daha öldürdük. Dediğim gibi trener maçları çok zorlamıyor. Rahat giden bir maç oluyor. Bakalım asıl şimdi Versus'larda nasıl yapacağız? Dediğim gibi Versus'tan çok büyük bir beklentim yok. Harika bir deste değil. Ama yine belki elin gelişine göre maç kazanabiliriz. Hiç de belli olmaz ne olacağı. Swampert'a geçelim. 2 enerjimizi çöpe attık. Maalesef. Şöyle bir tane enerji verelim oraya. Şunu da buraya verelim. Stadyumumuzda kullanalım. Bench'teki Pokemon da can yiyor, alıyor arkadaşlar dediğim gibi. Hydro Tackle'la öldürebilirim. Kendine 20 damage vurması benim için hiç sorun değil. Çünkü Rough Sea'de can basabilirim. Hiç problem değil. Bir sonraki turda dediğim gibi enerji bile ateşlere 20 can basabilirim. Can basmaya dayalı bir deste. Double damage yer mi diyordum. Double damage falan yemedik. Şuradan tekrar bir heal yaptım. Ardından Hydro Tackle'la maçı bitiriyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi kolay bir maç oldu. Aslında çok zorlanacağımızı zaten düşünmüyordum. Trainer maçları böyle çok zorlu geçmiyor. Güzel bir zafer. Hemen versus modda bir maç yapalım ve bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım sizin için yardımcı oluyordur bu deste videoları. Çok fazla destem var. Fark etmişsinizdir. Size deste gösterebilmek için gerçekten bayağı destek kurmaya çalışıyorum. Hemen her kurduğum desteği hemen videosunu çekmiyorum. Çünkü o desteyle biraz oynayıp değişiklikler yapmam gerekiyor. Elimdeki kartlara göre haliyle biraz daha destelerin pişmesi gerekiyor. İşte zaman geçtikçe haftalarda her hafta yeni videoyla geliyoruz arkadaşlar. TCG'ler devam ediyor. Güzel. İzlenmeler yine fena değil. Böyle süper mükemmel izlenen bir kanal değilim. Ama yine kendi yağımızda kavruluyoruz. Abone sayımız her geçen gün artıyor arkadaşlar. Bakalım Versus'ta başladık. Tekrar Bergmite'la başlayalım bu sefer. Elime hiç kart çekebileceğim bir trainer kartı gelmedi. O biraz sıkıntı. Healing Scarf'ı Bergmite'a vereceğim. Biraz en azından şey olsun. Wingull'a elektrik geldi. Çok kötü oldu. Açık söylemek gerekirse kazanabileceğimiz bir maç olacağını zannetmiyorum. Bakalım ne olacak. Bana 20 vuracak. Oradan Healing Scarf verirsem 120 vurur. Olmaz, o benim işime yaramaz. 130 yapalım. Frost Barrier kullansam. Riskli. Biraz riskli. Healing Scarf değil de şöyle bir verelim. Stamp off yapıp en azından bir tane kartını çöpe atalım. Oo güzel, enerji kartı çöpe gitmiş oldu. Fayda olur bizim için. Frost Barrier. Oo Mega'ya geçiyor adam. O ikinci enerjisini ekledi zaten. Dediğim gibi kötü zorlu bir maç olacak. Adam gerçekten iyi bir desteyle geldi karşıma. Bundan sonra bir maç daha yaparız arkadaşlar. Profesör Slater kullandı. Kendi oluşturduğum bir deste olmadığı için haliyle gerçekten eksikler var destede. Yani hazır oluşturulmuş desteler öyle süper olmuyor arkadaşlar. Kendiniz biraz oturup kafa yormanız gerekiyor destelerin üzerinde. Oynadıkça zaten bu kart olmamış, bu kart eksik, bu kart fazla deyip bu deste üzerinde de bol miktarda değişiklik yapabilirsiniz. Standart deste olarak geçiyor. Versus modda standartta bir sürü maç yapabilirsiniz. Team Deck değil arkadaşlar, onu tekrar belirteyim. Teamlerden çıkan desteler ben ilk başta Team Deck zannediyordum. Team Deck çıksa aslında bu team olsa team maçlarında gerçekten iş yapabilir ama adamlar da onu düşündüğü için bunu standart deste olarak koymuşlar. Yani adamın destesinde harbi hayvan gibi kartlar var. Adamın hamle yapmasını bekliyoruz. O da oynadıkça oynuyor. İyice maçı uzattı. Vur bitsin kardeşim, zaten yapabileceğim bir şey yok yani. Aynen. Elim leş geldi. Bir kere leş geldi. Hiç kart çekebileceğim kartım yok. Şu gerçekten saldırısı çok güzel. Turbo Bolt'un 2 tane basic enerji diski file'dan bir tane bench'teki Pokemon'a gidiyor. Gerçekten iyi olmuş. Water Gun yapacağım ve maçı kaybedeceğim arkadaşlar. Ya kart çekebileceğim bir şey yok. Bench atabileceğim başka Pokemon yok. Güzel bir başlangıç olmadı zaten. Bir de karşı tarafa da güzel bir elektrik destesinin gelişi bize versus modda güzel bir kayıba sebep oldu. Hemen hızlıca bir tane daha maç yapalım arkadaşlar. Bu arada geçenki versus'tan bayağı para kaldırdım. Onlarla da böyle işte 1600 falan olmuş. Paket falan açarım herhalde ilerleyen zamanlarda. Açılış videosu çekmiyorum arkadaşlar artık. Paket açılışı daha doğrusu. Yanlış olmasın. Oyunda paket açılışı. İlerleyen zamanlarda yine gelecektir. Breakpoint setlerini aldım. Onlarla ilgili açılış videoları da kanala gelir. Bu videodan önce yayınlar mıyım emin değilim. Ama daha gelmedi yani. Bu videoyu çekerken Breakpoint paketlerim gelmemişti. Yolda sipariş verdim. Ondan çıkan kod kartlarını yine kanalda açacağım. Bayağıdır kart açılışı yapmadım. Yani online oyunda kart açılışı yapmadım. Tekrar belirteyim. Online oyunda da bayağı da kart açılışı yaptığımız zamanlar oluyor. Kartlar üzerinde konuşuyoruz. Breakpoint'te yine güzel kartlar var. Yeni set olduğu için yeni setten çıkacak olan kartlar üzerine yine konuşuruz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmalıyız bence. Ne oldu? Bir kilitlendi burası. Alomomola'yı atalım. Mad Float'la başlayacağım. Enerji ateşleyeceğim. Lombrem var. Fun Club'ı kullanabilirim. Şöyle bir başlayalım. Fun Club'la tekrar şey çekelim. Basic Pokemon çekelim. Lotet gelsin bir tane. Bir tane daha Swampert gelsin. Her ihtimale karşı. Lotet'i de atalım. Swampert'ı da atalım. Pırt pırt Swampert. Bakalım, Dark type bir deste var Zorua. Biz de Zoroark Break destesi kurmuştuk. Çok iyi Dark Pokemon'lar gelmiş yalnız Breakpoint'te. Gerçekten güzel kartlar var. Breakpoint'te bayağı değişiklikler oldu. Ben de Night March'ta falan değişikliğimi yaptım. Vespequeen destesini falan da değiştirdim. Onunla ilgili bir videoda çekebilirim. Onu da bayağıdır kullanıyorum. Bronzonk'la falan birleştirdim. Güzel oldu. Dark destelerde belki Dark üzerine değişiklik yapabilirim. Yani Zoroark'ı Yveltal'lı, Dark Rail'lı falan farklı bir desteğe oluşturabiliriz. Breakpoint kartlarını çok detaylı incelemedim. Dediğim gibi paket açılışlarını yaptıktan sonra beraber inceleriz arkadaşlar. Ama gerçekten güzel kartlar var. Yani birkaç tanesini kullanıyorum şeylerde. Night March destemde kullanıyorum bazı trainer kartlarını falan. Çok işlevsel kartlar var gerçekten. Çok iyi kartlar gelmiş. Özellikle su destesi kurmak için harbi kartlar gelmiş. Yani Breakpoint suya endeksli bir deste olmuş açık söylemek gerekirse. O yüzden desteği beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Yani daha doğrusu kartları beğendim yeni setteki. Dediğim gibi hala çok detaylı incelemedim ve elime de daha hiç Breakpoint kartı geçmedi. Onunla ilgili açılışlarda sipariş verdim, bekliyorum. Bu arada çok güzel Pokemon'un 20. yılı ile ilgili harika kartlar, kutular falan geldi. Onlarla ilgili de kart açılış serilerinde konuşuruz arkadaşlar. Şimdi maçımıza geri dönelim. Şu an ilk başlarda ısınma turlarındayız. Herkes kart çekmeye ve Pokemon'ların enerji ateşlemeye çalışıyor. Bakalım, bir tane şey verdi. Discord'dan bir tane bench'teki Pokemon'a enerji ateşle diyor. 30 veriyor. Akrobike. Bu arada şu Zoroark canımı sıkmaya başladı. Benim bench'imde çok fazla Pokemon oldu. Bayağı vurabilir. Neyse, Swampert'ın 180 canı var. O bir tane daha Yveltal EX'i varmış. Burada rakibin hamle yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Ben de şimdi şeye geçeceğim. Matflow'da geçeceğim. Matflow'la coşmaya başlayacağız oradan. Umarım şanslı gelir de bam bam indiririz. Yani 4 tane enerji kartı. 4 tane bak diyor. O jamming net yaptı. Çok gıcık. 20 damage az vuruyoruz. Zoroark'a geçti. 100 vurdu abi ya. Öteki tur öldürür. Şansım yaver giderse öldürebilirim. Şansım yaver gitmezse kaybederim. Şöyle yapacağım. Bench'te daha fazla Pokemon atmamak lazım aslında. Bakalım, Mad Float'ta bir tane enerji. Bir tane geldi abi. O da 80 yapacak herhalde. 60 yaptı. 20 de azalıyor şeyden, jamming netten dolayı ve bu tur şeyi kaybediyorum. Gerçekten çok kötü bir durum. Harbiden çok kötü bir durum. O Zoroark break'e geçti. Hydro Tackle'ı kullanacak. Dediğim gibi arkadaşlar süper oturmuş harika desteler değiller. O yüzden çok eksik kalabiliyorsunuz. Blaziken biraz daha iyiydi. Hani şeyi gören kaçıyordu. Lidleo'yu gören kaçıyordu da burada gerçekten zorlandık arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse öyle diğer TCG videolarımdaki gibi zafer falan gelmiyor burada. Diğerleri de daha iyi gidiyorduk. Tahminim kaybediyoruz. Şimdi kaybedeceğiz büyük ihtimalle. 2 gitti zaten. 1-2 daha gider. Rough Seas yapalım en azından. Heal yaparız. Iva Soda yapalım. Ludicolo yapalım bari şunu. Duruma göre. Ama işte full play kullanacağı için yok. Gerçi full play şu an kullanamaz. Dark enerji yok üzerinde. Bakalım şansımız yaver gider de bir tane double colors çekersek belki maçın gidişatı değişebilir. Discord'da da 3 tane enerjim var, su enerjim var. Double colors çekersem dediğim gibi maçın gidişatında bir değişiklik olabilir arkadaşlar. Bekliyorum adamın hamle yapmasını. Bu arada dediğim gibi bu videodan sonra haftaki TCG bölümünde Sceptile EX destesi gelecek. Ondan sonraki hafta içinde team deckleri çekmeyi planlıyorum. Breakpoint ile birlikte gelen team deckleri, onları da inceler. Onlarla da ilgili ikişer tane maç yaparız. Aynı videoda çekerim büyük ihtimalle, o yüzden biraz daha uzun bir video olacaktır arkadaşlar. Herhalde 2-3 haftalık plan bu şekilde ilerler. TCG'leri dediğim gibi ben hem oynamayı seviyorum hem de böyle video çekip size desteleri tanıtmayı seviyorum. Size de biraz fikir veriyordur. Kurarken falan yardımcı oluyordur muhakkak arkadaşlar. Sizle maç yapamıyorum. Gerçekten maç yapmak isterim ama çok yoğunum arkadaşlar. Ciddi anlamda çok yoğunum. Lütfen bunu hani bahane olarak söylemiyorum, size yanlış anlamayın ama çoğu zaman ben mesela videoları çektiğim zaman çok erken saatlerde falan çekiyorum. Çok yoğun olduğum için bir türlü yetişemiyorum arkadaşlar. Ya çok erken saatlerde çekiyorum. Zaten oyunda görmüyorsunuzdur beni büyük ihtimalle. Arkada friend'e ekleyenler. Çok erken saatlerde çekiyorum videoları. Dediğim gibi okula gitmeden önce veya evdeysem o gün çok fazla bir günde video çekiyorum. Bir daha bazen ben bile TCG oynamaya fırsat bulamıyorum arkadaşlar. Bazen de okulda girebiliyorum. Haliyle yine okuldayken de maç yapma şansım olmuyor. Öyle 1-2 maç atayım, versus'tan bir şeyler bakayım, kart arayayım falan diye ara ara böyle oyuna girdiğim oluyor. Lütfen kusuruma bakmayın, sizle maç yapamadığım için gerçekten özür diliyorum. İsterdim ama dediğim gibi çok yoğunum ve hafta sonları bile çalışıyorum. Pazar günleri bile okula gittiğim oluyor. Ve maalesef bu sebeplerden ötürü olmuyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın gerçekten. Ben de isterdim beraber maç yapalım ama şartlar el vermiyor. Bakalım şimdi rakip tekrar ne yapacak? Arkadaş bu adam da ne ağır çekim oynuyor be. Yendin zaten arkadaşım, beni ne bekletiyorsun burada 2 saattir. Dediğim gibi arkadaşlar süper deste değil. Maalesef enerji kartı da gelmiyor. Artık Yveltal beni öldürecek zaten. Şuna baksan kaç tane enerji eklemiş üstüne. Astonish, Ludicolo yapabileceğim başka hiçbir şey yok. 2 tane price kartı kaldı. Bana da hiç enerji kartı gelmiyor. Abi 20 tane enerji kartı var şu destede. Yani 20 tane yok ya, 18 tane falan var herhalde. Ulan bir tane mi gelmez? Destenin yarısı enerji kartı. 3'te 1 enerji kartı ya. Adam da tam Yveltal'ın üzerine bir sürü enerjiyi topladı. Artık vurduğuna tek atacak. Full play falan mı yapacak oradan geçip bana? Zoroark'a geçip. Gerçi yapmaz onu Zoroark break'le de. Yeni break kartlar falan geldi arkadaşlar. Bir de güzel bir Trevenant desteleri falan var ama görmeniz lazım. Daha kuramadım. Yani dediğim gibi Breakpoint'ten kartım yok. Çok fazla paket açamadım. Ama harika kartlar geldi ya. Gerçekten çok iyi su Pokemon'ları kartları ve harika. Bak şu Trevenant destesiyle gerçekten yaptım. Neredeyse her maçı kaybediyorum. Çok iyi bir deste olmuş. Çok adaletsiz bir kart olmuş aslında. Biraz inceleyin arkadaşlar Trevenant Break'i. Gerçekten oynatmıyor sizi ya. Oyunu oynatmıyor yani. Gerçekten çok gıcık olmuş. Astonish yapalım. Zaten son Pokemon'umuz. Onu da kaybedeceğiz şimdi. O Shaymin'i attık adamın elinden de hiçbir işe yaramıyor. Zaten Shaymin de kullanamayacak. Tek atacak ve maçı bitirecek arkadaşlar. Dediğim gibi Swampert EX destesi çok büyük bir beklentiyle beklenti içerisinde olmayın. Konuşamadım arkadaşlar, kusura bakmayın. Büyük beklentilere girmeyin. Dediğim gibi eğer hani TCG online oynamak istiyorsanız ve normal gerçek hayatta kart açtıysanız, Swampert EX tinini açtıysanız bu deste bu şekilde arkadaşlar. Hani bu deste için de tin alabilirsiniz. İçerisindeki kartlar için hem paketlerini de açmış olursunuz. Tercihi size bırakıyorum. Güzel bir deste dersem yalan söylemiş olurum. Kötü bir deste dersem yine yalan söylemiş olurum. Dediğim gibi içerisinde güzel kartlar var. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Swampert EX destesi Hydro Stamper. Bu şekilde Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sonundan diğer serilerime ulaşabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.